Hadi hadi, nerede kaldı ya? Geldi geldi. Yemen'den geliyor. Yani işe yetişir dedim ya, yetişti yani. O gün şey dedi ya. Komşularla kahve içiyoruz, kahve yap gel dedi. O kahve de bayağı bir uzun sürdü. Yemen'den geliyor dedik. Yakup uyuyunca evde bir sessizlik, bir sessizlik var ya. Bütün sesi bu çıkarıyormuş. İnatlı yüzünden. İnatçı. Demin bir takipçim şey yazmış. Sarılar inat olur yazmış. Doğru mu acaba? Var mıdır öyle bir şey? O sarılar mı, orijinal sarılar mı? Hangi sarılar inat olur? Genetikle alakalıysa orijinal sarıdır tabii ki de. Oh, güzel olmuş kahve. İşte. Biz daha günün ilk kahvesini içiyoruz. Bakalım ikinci kahveyi nerede nasıl içeriz bilmiyorum. Komşularla falan içersen akşam içerim. Akşam oldu, daha içelim. Döktün oraya. Döktün işte. Çay nerede? Islak mendil var mı? Yok, kaybolup gitmiş burada. Kim aldıysa artık. Yakup bir yerlere koymuş da olabilir. Buralara dolapların içine falan da koyuyor ya da yere düştü mü acaba? Yok. Almış birisi. Evciye nereden çıktı? Evciye çıkmış meydana. Yastığın arkasına saklamış. Hangi yastığın? Şunun. Şunun muydu? Şu yastıklardan birinin arkasından çıktı. Alper gibi. Saklasın. Alper de öyle yapardı ya. Bak gör gör bak. İçime sinmiyor bak. Ah hizmetimi hürmetimi gör. Görmezden gelme sonra. Ay ay. Hava kapalı ya. İnsan mı sıkılıyor ya? Ne yapıyor? Çıkar çıkıyor. Hani nerede çıkıyor? Yavaş yavaş uçuşuyor şeyler. Yağmur var ya. İnanın iki gündür var ya. Var mı yağmur? Var göstereceğim. Ay, herhalde hasta olacak. Bir şey söyleyeceğim. Bakayım ateşin falan var mı? Herhalde hasta olacak. Kollarım diyor ağrıyor diyor. Arkadaşı verdim bayağı oldu vereli de hala ağrıyor. Okulda şey yapıyor musun? Ne? Bir yerde tırmanma barfiks tarzı bir şeyler çekiyor musun? Yok barfiks çekmiyorum. Ne yapıyorsun okulda? Aykın. Ne oldu? Aykın. Buradan geliyor. Söyle gel buraya gel. Okulda ne yapıyorsun de kollarına? Kollarına ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Ne çekiyorsun? Ne bir şey yapıyorsun? Kollarıma tutuyorum. Nereden? Direkleri tutuyorum. Niye? Şey mi yapıyorsun? Barfiks mi çekiyorsun? Yok. Ne yapıyorsun? Şey ya otur hareketler de kol ağrısı yapar ya usta. Tamam o yüzden mi? Hamladığın bir yer vardı ondan dolayı. Belki yani. Ondandır ya da grip olacaksın, hasta olacaksın, eklemlerin ağrıyordur. Şimdi şey... Kahve içtikten sonra şey soracağım. Şey... Şimdi sor. Şimdi kahve içtikten sonra şey yapar mısınız? Neyi? Mısır. Haşlanmış mısın? Hı-hı. Tamam yaparım. Ama tuz koyma. Niye? Ben sulardan tuz atmasını daha çok seviyorum. Aa, o zaman tuz ayarına sen karar verirsin. Tuzunu sen atarsın. Biraz suyunu alıp şöyle tuz atayım. Abi tuz var. İstemiyor. Önceden öyle yapıyordum. İstemiyor. Sonradan at diyor. Kendisi atsın ne kadar istiyorsa. Yağmur var mı havada? Var. Yağmur yağsa açılır ortalık. İki gündür ne yağmur yağıyor, ne rüzgar esiyor, ne güneş açıyor. Böyle sisli, kapalı bir hava. En güzel hava. Ay yok hiç sevmem ben bu havayı. Çok ne güzel bak, hava. Bakıyorum çok... çarşı hiç görünmüyor neredeyse. Çok güzel, çok güzel. Ben sevmem böyle hava. Ya yağmur yağsa ya güneş açsın. Rüzgarı da severim bak. Rüzgar şöyle ama evin içindeyse. Yani dışarıdayken sevmiyorum. Bazen gece rüzgar çıkıyor ya. Bu sene çok rüzgar olmadı mı Ali? Biz geçen sene taşındığımızda ne kadar çok rüzgar olmuştu. Bu sene yok, çok rüzgar olmadı. Daha başlama sezon da o yüzden. Bilmiyorum valla. Bazen gece bir rüzgar olur. Allah'ım yıkılıyor ortalık dersin. Derim ki o yani gece rüzgar olun ay yarın sabah okula nasıl götüreceğim ben çocukları bu rüzgarda falan. Yakup'u en çok da Yakup'u düşünürüm. Sabah kalkarız ne rüzgar var ne işi. Aman. Bitmiş. Buranın rüzgarı şöyle dese de. Bu sene daha öyle çok aman rüzgar olmadı. Daha kış başlamadı ondan.
5 yapar ona göre. Sormuyor ki. Tamam kaç yaptın? Saatler olsun. Aga niye o kısacık bluzu giydin oğlum? Baktın kısa olmuş bluzu. Ne bileyim ya. Ne yapacaksın? Kalkmayacaksın. Yakup'un üşendi. Giyerken nasıl giydi de çıkartmıyor üşenin. Şimdi Alper'in bluzları küçülmüş bazıları. Ben bu yıl pek ayırma yapmadım. Yani küçük büyük ayrımı yapmadım. 2 saat uğraştım dedim. Alper büyümüş. Yani herhalde yani. Oğlum baktın giydin ya kıyafeti. Küçük geliyor. Katla. Yakup Aytun dolabına katlarına koy. Direkt. Koyarım sonra. Tamam yapalım. İyi hadi. Direkt aşağı inip test çözmeye devam etmek için çıkartmadım. Tamam. Matematikte cebir seferleri konusunda örüntülerde 12 sorudan 2 yanlış yapmışım. Güzel. Bir tanesini gözümden kaçmış. Diğerine bakmadım daha. Yakınlarda deneme sınavı var mı? Şu anlık yok. Ama o deneyi yapıyorlar çünkü. Üskan'ın bizim ilkokulda ailenin şeyinde, birinci sınıfta. Orada kaçıncı olmuştu ya? 5. bile dedi. Deneme sınavı yapılmış. 3-4'ler, 2-3-4'ler arasında. 5. Okuldan dereceye gelen bir kişi var ilçe çapında. Yani okul şeyi kaplasını yükseliyor biraz. İnşallah. Şey anneciğim. Hı. Alperler bak, deneme olsaydı o zaman. Şey, çözdüğüm yerleri göstereceğim. İstiklal başkese de yazar oraya. Çözdüğüm yerleri göstereceğim. Burayı dün çözdüm. Dün değil, ben bu zorayı ne? Bir tane değil, bir yere geç, onu unutmayın. 3 tane. Bak, şeyin bir bakarım. Alper'in arkadaşı Görkem de dereceye girdi değil mi Alper? Şurayı çözdüm. Ay. Burayı çözdüm, burayı çözdüm. Buradan buradan bir yanlış yapmışım. Bir yanlış mı, iki yanlış mı? Ne yapmışım buradan? Sonra burayı anlamadım, buraya geçtim. Benim matematiğim çok kötüydü. Burayı çözdüm. Burada, bakalım. Burada hiç yanlış yapmamışım. Sonra geçtim, burayı da anlamadım. Buraları hoca anlatmamıştı. Yapmaya çalıştım da anlamadım. Zamanında şurayı çözdüm. Sonra matematikte gopbele geçtim ben. Sonra kötü örnek olma şimdi çocuğa. O zaman zamanındaydı. Mecbur buna. Burada bir yanlış yaptım. Burada 3 yanlış yapmışım. Burayı niye? Buraları hızlı hızlı çözmüştüm, o yüzden olabilir. Sonra burada bir yanlışım var. Test. Burada bir yanlışım var. Burada da iki yanlışım var. Burayı da şimdi gösterdim. Her sayfada 6-7 soru var zaten. Her test, bunlar her test. Bir test, iki test, üç test. Birinci testten bir, ikinci testten iki, üçüncü testten de... Pardon, birinci testten bir, ikinci testten bir. Üçüncü testte 2 yanlış yapmışım. Burası örüntüler konusu. Tamam. Örüntü mü? Bizim zaman örüntü yoktur. Var mıydı bile ben de biliyorum. Örüntüler işte. Aa bu var genel terimini falan buluyorsun. Bak bu şöyle. Şey mi acaba? Aklımda kalanlar benim. Tanjant, kotanjant, konis, sinüs, kosinüs bunlar vardı bizim zamanımızda. Kesirler vardı kesirler. Bu en o kesirler. Kesirler artık bize rasyonel diye geçiyor. Bizde tanjant, kotanjant da vardı. Tamam rasyonel. Pi sayısı vardı bizde. Pi sayısı. Pi sayısını geçen sene falan öğrenmiştik de o aralar hiç anlamamıştım. Pi sayısı 3 virgül bilmem kaç falan garip bir şeylerdi anlamamıştım. Burada da var yine burada da var. İşte böyle. Sonra bu test var. Bu testten sonra yeni nesil sorular başlıyor. Yeni nesil sorulardan da bir tane çözdüm. Bir tanesini öylesine çözeyim diye Nida sormuştu. Yeni nesil sorular ne oluyor lan? Yeni nesil. O ne oluyor? Bak böyle kocaman sorular. Bir sayfada 2 tane soru var. Bazen bir sayfada tek bir tane soru oluyor. Uzun düşündürücü yorum yapmaya yönelik ve işlemli. Ya hem yorum da matematik de şimdi şey mi Türkçe mi yapıyor? Ben anlayamıyorum diye işte. Çok zorlanıyorum. Matematik mi Türkçe mi yorum şimdi yorum artık yorum bu sorular var baba. LGS 2023'te biz yandık yani. Oğlum seni dershaneye göndereceğim. Allah nasip ederse seni. Bu soruyu çözdüm. Öylesine bir bakayım demiştim. Nida geçen göndermiştir şeyini resmine sormuştu ve orada yapmaya çalışmıştım öyle ayaküstü hemen yapamamıştım ama şimdi yaptım böyle üzerine durdum 5 dakika yakın bir sürede çözdüm bu soruyu. Aferin. Ve doğru çözdüm. İşte ben gidiyorum hadi bak. Saat kaç? 2 çeyrek geçiyor. Daha onlar ödevlerini yapsınlar.